İnanamıyorum Fikret. İnanamıyorum. Ben kaza geçirdiğimde hastanede 20 gün kaldım. Oğlum bir gün bile yanıma gelip kalmadı. Biliyorsun hastanelerden nefret eder. Çocuğum söz konusu dedi. Sen de duydun Yıldız. Çocuk için mi yani? Kıza hiçbir şey hissetmiyor mu? Görmüyor musun? Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor bu çocuk. Haklısın. Allah korusun, Allah göstermesin. Hiç istemem ama bebeğe bir şey olsa ayrılmayacak Lale'den bu çocuk. Direkt kalben Lale'ye bağlandı konu. Yani ne yapacağız o zaman Fikret? Delireceğim ben. Şimdi bunları düşünmeyelim Yıldız. Önemli olan bebeğin sağlığının iyi olması. Düğün dediğin nedir ki? Tekrar yaparız canım. Tekrar mı? Hayır Fikret, hayır. Kendi aramızda bir nikah yeter, tamam lütfen. Oğlum, sen hastanede kalmayacak mıydın? Ne oldu? Ben annesiyle daha rahat eder diye düşündüm de. Bir de işte hastane ortamı falan. Tabii. Yani iyi yapmışsın. Neyse, ben çok yorgunum, yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler oğlum. Ay inanmıyorum Fikret. Kız oğlumu yanında istemedi. Ay oğlumun düştüğü durumlara bak. Ay daha neler göreceğiz bakalım. Yıldız ya bak, sinirlenince yemeğe veriyorsun kendini. Yemeyeceğim, yutacağım Fikret. Sen de rahatlarsın. Ben yedim zaten, yedi. Gerçekten ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani tekne falan çok güzel. Bütün sevdiğim yemekler de burada. İşte denizde olunca ben de hazırlıklı olayım dedim. Her şey emrinize amade Erlan Hanım. Bak önce sana şunu söyleyeyim. Peşin. Vereceğin her türlü karara saygım var. Söyleyeceğin her türlü isme saygım var. Ama eğer ortak payda da birleşirsek, yani en azından hani ikimizin de hoşlanacağı bir isim olursa çok sevinirim. Yani Onur, yani ismi ne olursa olsun beğenirsin diye düşünüyorum sonuçta. Oğlumuzun ismi. Zayıf noktamdan vuruyorsun. Haklısın. Sonuçta oğlumuzun ismi. Her ne olursa olsun seveceğiz. De artık... Lafı diyorum daha fazla uzatmasak diyorum, bir söylesen diyorum ismini. Ha, ne dersin? Evet Lale. Emir. Şu an gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Ya çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim sana. Biraz duygulandım da. Gerçekten sen şimdiden çok iyi baba oldun. Nasıl ben teşekkür ederim sana? Az önceki tavrım için de özür dilerim. Yani öptüm ya, o anlık bir tepki, heyecandan kaynaklanan. Ben fark etmeden yaptım, kusura bakma, oldu mu? Öp ya. Ay öp ya derken oradan öpmüşsün ne olacak yani, önemli değil. Oradan öptüğün için önemli değil. Anladım. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Ben ikimiz için her şeyi düşündüm Lale Hanım. Çok etkilendim. Yani benden etkilendiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Bu geceden bahsediyorum. Yani bu yaptıklarından çok etkilendim, anlamıyorum.
Yani benden etkilendiğinizi söylüyorsunuz, öyle mi? Sen benim hayatıma girdiğinden beri benim hayatım mahvoldu. Şu anda orada ben evleniyor olabilirdim. Hatta hamile bile olabilirdim. Ama sen benim hayatımı mahvettin. O yüzden şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Ya şimdi hayır dersin. Ya da sizin evliliğinizin bir sözleşmeden ibaret olduğunu herkese söylerim. Sen ne demek istiyorsun? Onur sizin evliliğinizin sözleşme olduğunu söylemişti. Hatta senin ailenin bu sözleşmeden haberi olmadığını da söylemişti. Ailen duysa çok üzülür, öyle değil mi? Gerçi Onur sana sözleşmeyi imzalatarak kolayca ayrılmayı garantilemiş. Ama ben artık evlenmenizi de istemiyorum. Onur sana karşı bir şeyler hissetmiş olsaydı bu şekilde evlenmezdiniz. Hatta ben bile burada olmazdım. Onur'un ne hissettiği umurumda bile değil. Ben sadece çocuğumu düşünüyorum. Seçenek senin. Ya şimdi hayır dersin ya da herkes gerçekleri öğrenir. Ailen, arkadaşların, hatta oğlum bile. İyi düşün. Kalmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Ama benim burada sana ihtiyacım yok. Yani ben senin yanında rahat edemem. Doktor Onur burada zaten. Bir şeye ihtiyacım olursa ilgilenir benimle. Lale, sende bir şeyler var. Ne olduğunu söyler misin bana? Benim bilmediğim bir şey mi var? Senin bilmediğin bir şey. Senin bilmediğin bir şey olması mümkün mü acaba? Yani gizli saklı bir şey kalmıyor ki. Herkes her şeyi biliyor. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Ne oluyor ya? Bir şey olmuyor Onur. Gitmeni istiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Böyle bir gecede seni yalnız bırakmam, tamam mı? Lütfen beni düşünüyormuş numaraları yapma. Ne? Allah aşkına yapma şunu. Seni düşünüyormuş numaraları mı? Ben sana numara yapıyorum, öyle mi? Lale, sana inanamıyorum ya. Sana inanamıyorum. Ben seninle şu anda tartışmayacağım Onur. Anladın mı? Doktor ne dedi? Stresler uzak dur dedi. Ama sen beni itiyorsun. Bir süre görüşmeyelim, tamam mı? Uzak duralım birbirimizden. Benim varlığım sende stres yapıyor, öyle mi? Biraz önce söyledim, duydun. Duydum. Bana niye böyle davranıyorsun Lale? Benim bilmediğim ne var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.